Türkiye'deki olan çarşılar, tarihi çarşıların böyle istediği gönderdiler. Şurası Kırşehir'e ait. Gece de biz burayı ışıklandırdık. Uzun çarşı. Yani kalenin etrafında uzun çarşımız var. Ben burayı ışıklandırdık. Orada böyle dalgınlığı, baharat gibi şeyler satılıyor. Hatta bizde burada bir güzel şey var. Eskiden bu çarşının etrafında kışlık evi olmayana, direkt bağında da yazlık evi olmayana kız vermezlermiş. Böyle de bir şehrin yerlerinde böyle bir şey var. İzmir Kemeraltı Çarşısı. Evet, burası Türkiye'nin ilk gelenek çarşılarımız. Bunlar da bizim bakanlığımız, Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarları belge altına alıyor, onlara belge veriyor ve onları yaşatmak istiyor. Böyle değişik illerden gelen zanaatkarlarımız var. Biz keçecil yolu yapmışız. Evet, buyurun. Keçe yok. Şu mehterdeki kudüm davru. Burada şerh uçakta törenleri oluyor. Ahide 10 yaşına gelen bir çocuğu önce yama kadar alıyorlar. Ve ustası 2 sene onu gözlemliyor. Anne babasından gelen genle hangi zanaata uygunsa o zanaata veriliyor. Şu an Almanlar onu bizden almışlar, kullanıyorlar. Yani zeki bir çocuğu sanat okuluna veremezsiniz. Resimci bir kimseyi de sayısalcı olamaz. İşte Mevlana da öyle diyor. Çalışmanın %50'si iş kuruyor. %50'si çalışmak olur. İki sene yamak bekletiliyor. Hangi zanaata olursa o zanaata yönlendiriliyor. Çırak oluyor. Sonra çırak başlıyor. Sonra kalfa oluyor. Sonra usta oluyor. İşte diyelim ki burada kalfamız usta olmak istiyor. Kendi zanaatından bir şey imal ediyor. Onu buradaki ustalar beğenirlerse şerh kuşatıyor, icazetname, diploma alıyor ve eğer parası yoksa orta sandıktan da borç para alıyor, faize girmeden ödüyor. Böyle şurada da bir konu var, çok enteresan. Sağdaki iki tane genç yol atası. Şu yol atası bu kalfanın yaptığı bütün işlerden o sağdaki iki tane yol atası sorumlu. Şu an mesela okullarda olması lazım. 9'daki bir öğrenci diğer iki tanesi yol hatası olsa onu her türlü eğitse onun hata yapmasını önleyebilir. Bunu 800 yıl önce Atabey deniyor. Evet, yol hatası kalfadan ve çırahtan zorunlu. Atabey deniyor. Fransızlar da bizim kooperatif sistemimizi almışlar. Biz daha sonra ahilik bozulunca gediklere ve loncalara geçince de biz oradan geri kooperatif sistemini almışız. Çok enteresan. Yani ahilik böyle bir esnaf teşkilatı. Evet. Esnaf eğer aldatıcı ise pabucu dama atılıyor ve o kimse ondan sonra iş yeri açamıyor. Herkes dükkanın üstünde pabucu görünce kaçıyor.